Bugün 16 Eylül 2016 Cuma. Olay ana haber başlıyor. Olay Televizyon Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye güne peş peşe gelen acı haberlerle başladı. Önce Ağrı, ardından da İstanbul'dan gelen acı haberler yürekleri yaktı. Hababam sınıfının uçarı delikanlısı Ferit bu kez herkesi üzdü. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Tarık Akan 66 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden usta sanatçı son yolculuğuna pazar günü uğurlanacak. Şaban, ne ulan o? Mektu. Kime? Babama. Ulan inek bırak numarayı. Yeşilçam'ın usta ismi Tarık Akan, 66 yaşında yakalandığı akciğer kanserine yenik düştü. Alışverişi kendin yapmazsan iş yok dükkancılıkta. Niye ikiniz gidiyorsunuz? O seçer, ben öderim. Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıkan ünlü oyuncu hayatını kaybettiği haberleri üzerine "Ölmedim, hayattayım, şu an için sağlık durumum iyi" ifadelerini kullanmıştı. Durumu yeniden ağırlaşınca İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan Akan'ın ölüm haberini Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı duyurdu. Umut ediyorum. Umut ediyorum. Vakıftan yapılan açıklamada sevgili arkadaşımız Tarık Akan, 16 Eylül 2016 Cuma sabahı aramızdan ayrılmıştır. Işıklı anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Halkımızın başı sağ olsun ifadelerine yer verildi. Sabahın buradaydım ben, bugün buradaydım. Rahatsızdı. Ve ciğerle alınan kanserden kurtulmuş olmalıyorsunuz. Akan'ın cenazesi öğle saatlerinde hayatını kaybettiği özel hastaneden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir cenaze aracıyla alınarak gasilhaneye götürüldü. Tarık Akan için pazar günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Törenin ardından Akan'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bakırköy Zuhurat Baba Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek. Akan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken sanatçının Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yazlığına giden hayranları evinin önündeki sandalyeye çiçek bırakıp dua etti. Akan'ın 8 yıldır yazlığına bakan yardımcısı Ayşe Altınparmak da ölüm haberine inanamadığını söyledi. Mücveri ve domatesli pilavı çok severdi. Ben iyi olduğunu ümit ediyordum. Eşi hep iyi diyordu. Önlem için yapılıyor diyordu. Ben de inanmıştım. Öleceğini toz konduramadım hiç. 111 film, 4 televizyon dizisi ve sayısız ödül. Türk sinemasının en yakışıklı jönü Tarık Akan, komediden drama pek çok filmde oynadığı rollerle ölümsüzleşti. O, kimi zaman aşk filmlerinin genç delikanlısı, kimi zaman da toplumsal olayların militanıydı. Sayın hocalarımız, sevgili arkadaşlar, bu gece kendimize küçük bir eğlence hazırladık. Gerçek adı Tarık Üregül olan Tarık Akan, 13 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1970 yılında katıldığı Ses Dergisi'nin yarışmasında birinci seçilerek Yeşilçam'a adım attı. Helalinden bir bin kağıdım var. Alay mı ediyorsun? Bin kağıda bir hizmetçi bile çalışmaz bir ay be. 1971'de ilk sinema filmlerinden Emine'de Filiz Akın'la başrolü paylaştı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Suçlu filmindeki başrolüyle 1973 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Yapmasana be! Dur yapma diyor. Aynı yıl Halit Akçatepe ve Kahraman Kral'la birlikte rol aldığı Canım Kardeşim filmi Hafızalar'da yer edindi. Küçük bir çocuk, kanser oldu. Onu Türk halkına sevdirense Hababam sınıfındaki damat Ferit rolü oldu. Bizim aile, Sev Kardeşim, Mavi Boncuk, Tatlı Dilim, Ateş Böceği, Derisin filmlerinde Adile Naşit, Kemal Sunal, Emel Sayın, Münir Özkul gibi usta isimlerle oynadı. Elimizden bir şey gelmez ki herifler it sürüsü gibi. Ya teker teker yakalar döveriz.
Yeşilçam'ın yakışıklı çocuğu imajını 1977 yılından itibaren rol aldığı toplumsal içerikli filmlerle olgunlaşmış oyuncu imajına bıraktı. Yaşasın hayat. Yılmaz Güney'in kaleme aldığı, Zeki Ökten'in yönettiği 1977 yapımı Sürü'de Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz'le başrolü paylaştı. Çok kötü oldu baba. Makinistler bizi mahvetti. Altı koyunun ayağı kırılmış, birkaçının da kemikleri. Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönettiği 1982 yapımı Yol filmi Cannes Film Festivali'nin en büyük ödülü olan Altın Palmiye'yi kazandı. Tarık Akan filmdeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi. 12 Eylül darbesi sonrası tutuklu kaldığı dönemi Anne Kafamda Bit Var kitabında anlattı. İşte bu yıl 1986 yılında hayatını birleştirdiği Yasemin Erkut'la evliliğinden Barış Zeki, Yaşar Özgür ve Özlem adında 3 çocuğu oldu. 1991 yılında daha önceleri kendisinin de okuduğu Taş Özel İlkokulu'nu alarak Özel Taş Koleji'ni kurdu. Aziz Nesin'in vefatından sonra görevini devralan oğlu Ali Nesin'den Nesin Vakfı Başkanlığı'nı devraldı. Günün gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz ama şimdi futbol diyoruz. Süper Lig'de Bursa Spor evinde Kayseri Spor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanından galibiyetle dönen Yeşil Beyazlar'da hedef kendi taraftarı önünde de 3 puanla tanışabilmek. Maç öncesi son durumu Olay Gazetesi spor yazarı Beytullah Suyat'tan alacağız. Beytullah Suyat, maçın başlamasına artık kısa bir süre kaldı. Son bilgiler için söz sende. Evet Veysel, Timsahane'den mutlu akşamlar diliyorum. Yaklaşık bir saat sonra Bursa Spor, Kayseri Spor'u konuk edecek bu kritik karşılaşmayı. Alper Ulusoy yönetecek. Bursa Spor'un 11'ini vermek istiyorum öncelikle. Kalede Harun Tekin'le başlıyor Yeşil Beyazlar. Savunmanın sağında Ertuğrul Ersoy, stoperlerde Thomas Sivok ve İsmail Konuk. Solda Aziz Eraltay, ön liberolarda Şamil Cinaz, Ricardo Fatih. Hemen önlerinde Pablo Martin Bataja. Kanatlarda Josia John Delvalle, ileride ise genç Kubilay Kanatsız Kuş. Bursa Spor'da bu karşılaşma öncesi önemli eksikler de bulunuyor. Deniz Yılmaz, Emre Taşdemir, Merter Yüce, Serdar Kurtuluş, Erdem Özgenç, Furkan Özçal ve dünkü antrenmanında sakatlanan Sane'de 18 kişilik maç kadrosunda yer almıyor. Şimdi yanımızda önemli bir konuğumuz var. Bursa Spor 2. Başkanı Sayın Ali Ademoğlu ile birlikteyiz. Sayın Ademoğlu, zor bir maç. Fenerbahçe galibiyetinin aslında anlam, daha fazla anlam kazanabilmesi için Bursa Spor'un bugün burada kazanması gerekiyor. Evet tabii, Olay TV aracıyla tüm Bursa'ya hayırlı akşamlar, tüm ülkeye hayırlı akşamlar diliyorum. Dediğiniz o kadar doğru ki Fenerbahçe maçının bir sürpriz olmadığını, bileğimizin hakkıyla kazandığımızın en büyük göstergesi bu ve haftaya Kasımpaşa maçı olacak inşallah. Tabii birincisi varken ikincinin konuşmanın bir mantığı yok dediğiniz gibi. İnşallah bu maçta Kayseri maçının hocamızın da galibiyeti yok. Yokmuş evet. Yokmuş. Şimdi onu az evvel kulüpten hocam ve oyuncular yolcu ederken sohbet ettik. Tabii futbol müsabakası hepsi ayrı bir havada cereyan eder. Ayrı bir mana ve anlamı vardır. Burada da bizim takımımız Fenerbahçe büyük bir motivasyon sağladı bize. Evet. Fenerbahçe ülkenin güçlü takımlardan birisi. Biz de ezilmeden top oynadık, güçlü top oynadık. İyi pozisyonlar bulduk. Bu maçtan iyi ders çıkarttık. Hocamızla, oyuncularda nerede doğru, nerede yanlış yapıldı tespitleri yaptı. Hocamla bayramda da bu sohbetleri yaptık, evet. İdmanda. Değerlendirdik hepsini. Bence çok iyi değerlendirme yapıldı, istatistik yapıldı. Umarım bu başarı, bu çalışma sahaya yansır ve Kayseri maçından hayal ettiğimiz, beklediğimiz 3 puanı da almış oluruz diye düşünüyorum. Yani biletlerde şu ana kadar satılan sayı 5000'lerde, yani 10.000'e yakın da Bursa Spor'da kombine sayısı var. Işte, evet. 10.500 civarı. Evet. Tribünlerde yaklaşık 12-13.000 civarında bir taraftar olacak. Bu hayal kırıklığı yarattı mı sizde, onu sorayım. Hayal kırıklığı yaratmıyor. Biz pes etmemeliyiz. Evet. Biz görev yapan insanlarız. Bu başarısızlık da bizim, başarı da bizim. Evet. Bizim için önemli olan başarısız görünü başarı hale getirmektir. Taraftarımız bir ne mesajı veriyor, onu algılamamız lazım. Evet. Anlamamız lazım. Bunu anlamak için de bütün yönetim kurulu, başta Sayın Başkanımız olmak üzere, hatta teknik heyetten de tavsiyeler alıyoruz. Evet. Onları da dinliyoruz. Hep beraber istişare ediyoruz. Ne olmalı? Tabii ki taraftarımızın beklentilerini anlıyoruz. Onların hayalinde daha büyük bir transfer vardı, daha büyük bir şeyler vardı. Evet. Ama bak, Bursa Spor taraftarı anlayacak. Zaman içerisinde bu yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu, aslında altyapı çalışmamızın 1-2 sene sonra neler getireceğini görecek herkes. Tam onu soracaktım. Kubilay yine 11'de, Ertuğrul
Sağ kanatta Mert Örneği'de 18 kişilik kadroda görüyoruz. Ya bakın şimdi, belki de şeyde sürpriz de olur. Devre arasında bazı gençleri de katabilir. Gördünüz ya, Fenerbahçe ayakta alkışladı Kubilay'ı. Evet. Ya işte o Türk futbolu yeni yıldızını yetiştiriyor inşallah. Mertler de gelecek. Hepsi gelecek. Daha Sedatlar var, işte Bünyaminler var. Hepsi gelecekler. Furkanlar var. Hepsi inşallah Bursaspor'a hazır olacak. Ama bunun yanında biz tabii iyi transferler yapmayı da hedefliyoruz. Devre arası. Tabii tabii. Ya devre arasında da olabilir. Ya çalışmalar devre arasında, transfer arasında doğru bir transfer olmayabilir. Şimdi buna baktığınız zaman olabilir. Ama yakalayabilir miyiz? Şu an inanın bu çalışmalar başlandı. Fernando ve Atıf isimleri çok konuştu. Yani çok yazıldığı için söylüyorum. Ya o isimlere odaklanmamak lazım. Önemli olan, evet, bir süreç var. Biz bu süreç içinden takip ediyoruz. Evet. Mesela Atıf Şoşe. Futbolculuğuna laf söylemiyoruz onu. Ama biz onunla oturduk. İstanbul'da da oturduk. Yani bize dendi ki Atıf başka kulüplere gitmektense Bursaspor'a gelmeyi tercih eder. Bizim için onun olduğu, Delva ile beraber yaptığımız görüşmelerde. Ama ne oldu bilmediğimiz şeyler gerçekleşti. Bursaspor büyük takım. Bursaspor'a ne futbolcular geldi. Atıf'a bir kırgınlık var, ben anlıyorum burada. Ya da. Var tabii biraz var. Ama bu demek değildir ki biz Atıf'la defteri kapattık. Biz profesyoneliz. Evet, tabii. Yani duygularımız da mantığı, akıllı birbirine karıştırmayız. Belki biraz şey yap ama bize bir şampiyon yaparsa o zaman da kırgınlığımız geçer. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, şu ana kadar yaklaşık 5000 civarında bilet satıldığını söyleyebiliriz. Yeşil Beyazlı kulüpteki kombine sayısı ise 10.500 civarında. Kayseri Spor'un da 11'ini vermek istiyorum ben. Kalede Muammer'le başlıyor sarı kırmızılı ekip. Anıl, Levent, Kaan Bıyık, Mihailovic, Mabiala, Kubilay, Deniz, Nakulma, Wellington ve Umut da Hakan Kutlu'nun 11'i. Kayseri Spor'daki tek eksik ise kaleci Ali Ahama'da. Şimdi Erkan Sağlık'la birlikte bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Erkan, beklediğimiz 11. Kazanan 11'i bozmadı, evet. Hamza Hoca. Aslında doğruyu da yaptı. Tabii sakatlıklar aynı şekilde devam ediyor. Yani iyileşen de olmadı. Şunu da söyleyelim. Furkan da dünkü antrenmanında tekrar sakatlanmış. Üstüne ve Sane sakatlanmış. Sane sakatlanmış. Bursaspor herhalde şu dönemde sakatlıklardan kurtulamıyor. Bugün neler yapar? Çünkü rakibin de etkili silahları var. Evet ya, şunu söylemek lazım. Bir kere Bursaspor sakatlıklardan bir türlü başını kurtaramıyor. Kurtaramadı bu sene. Evet, kamptan önceki dönemde bir başladı Bursa'da sakatlıklar. Avusturya kampına gittik, sakatların sayısı arttı, geldik. Daha da artmaya devam ediyoruz. Dünkü antrenmanda ne olabilir mesela? 5'e 2 en fazla düz koşu, hafif itme olması lazım. Sane'nin ayak bileği sakatlanmış mesela. Furkan tekrar düşmüş. Serdar Kurtuluş tam belki kadroya girer mi dedik. O da mesela ağırlığı hissettiği için yarım yapmış antrenmanı. Gerçekten sakatlar yönden biraz Bursaspor'un bu sezon canı yandı ve yanmaya da devam ediyor aslında. Bir kere bunu önlem almak lazım. Yani herhalde acaba sağlık kurumunda bir sorun var veya antrenman metotlarında bir problem var. Sağ zeminde mi bir sıkıntı var? Bunlara bakmak lazım. Onun size kadroya gelecek olursak beklenen 11. Zaten eldeki kadro bu zaten. Yani ama şuna da bakmak lazım. Yani Fenerbahçe maçında kazanan 11. Eyvallah, doğru da Kayseri maçında iyi analiz etmek lazım. Yani aynı 11 Kayserispor'a karşı ne yapabilir? Bunu da değerlendirmek lazım. Yani eğer iyi analiz edildiyse sorun yok. Erkan, o takım iyi savunma yaptı. Evet. İyi savunma yaptı hakikaten. Deplasmanı bugün o savunma yapmayacağız ama. Bugün rakip anlamadım. Savunma yapacaksın. Yani. Bir de hızlı oyuncular var mesela. Yani eğer rakipli analiz edip bu 11'le çıkıyorsa Hamza Hoca, kendisini tebrik ederim. Ama eğer rakip analiz etmeyip geçen hafta kazanan kadroyu sahaya sürüyorsa o zaman ortada bence bir sorun var yani. O yüzden yani ben biraz da gerçi eldik kadro da bu ama yine bakalım. De dediğim gibi yani maça göre hareket etmek lazım Beytullah. Maça fazla ilgi de yok Erkan. Ya vallahi ben evet, de onu doğru. Anlamadım. Yani gelirken Orhan'la da konuştuk. Erdal abiyle Galatasaray'la konuştuk. Açıkçası ben bile maça giremedim Beytullah. Evden çıktım bugün. Maç var mı yok mu mesela hiç. Benim. Vallahi yani niye, bayramdan çıktık belki de, bayram sonrasında kaldı ya. Belki bu maç pazar günü olsaydı belki de farklı bir atmosferde oynanabilirdi ama dün ben mesela, bugün gazetemizde haber var. 9000 küsür kombine var. 1100 tane de bile satılmıştı. Yani 5000 civarı olmuş. 5000 15000 seyirci olacak. Eğer 9500 kombine de gelirse tabii bu da. O yüzden taraftarın gelmesi lazım aslında. Yani Fenerbahçe maçını kazandık. Arkası açıktı çünkü Kayseri ve Kasımpaşa'yı kazanırsanız iyi bir seri yakalamış olacaksınız. Evet. Belki de 4. haftada ligin zirvesinde olma ihtimali çok yüksek yani. Puan farkı da tabiriniz. Bu anlamda bence bu fırsatı kaçırmak lazım. Seyircinin maça gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum Beytullah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İki takımda dikkat çeken önemli ayrıntılar da var. Kayseri Spor şu ana kadar ligde 4 gol kaydetti. Bu gollerden 3 tanesi Wellington'a ait. Bursa Spor ise rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Bu gollerden 2 tanesi ise Pablo Martin Bataja'ya ait. Teknik direktör Hamza Hamzoğlu'nun kariyeri boyunca Kayseri Spor'la yapmış olduğu karşılaşmalarda şu ana kadar galibiyeti yok. Malatya Spor, Akhisar Spor ve Bursa Spor'la sarı kırmızılara karşı mücadele etti genç teknik adam. Bugün bir anlamda da Hamza Hoca da bir ilki başarmak istiyor. Şimdi de yanımızda Erdal Akçay var.
Erdal abi, önemli eksikler devam ediyor, sakatlar. Evet. Biliyorsun belki ilk 11'e koyacağınız futbolcuların hemen hepsinden yani, Bursaspor şu anda faydalanamıyor. Evet. Furkan ve Sané tekrar sakatlanmış. Furkan'ın evet. özellikle bekleniyordu. Evet, bu sene bir şey, bu hafta bir şeyler yapması. Bu hafta bekliyorduk. 11'i normal karşılıyoruz. Kazanan bir kadro ve mecbur şu anda. Eldeki oyuncular en iyisi bu yani. Şimdi bakıyorsun kimi koyabilirsiniz bu kadroya? Bilal'i koyabilirsiniz. Bilal'e zaten bir tepki de var. Evet. Şimdi bu maç gerçekten tam bir bıçak sırtı Bursaspor için. Çünkü geçen haftaki Kadıköy'de alınan Fenerbahçe galibiyetin üzerine artık yeni galibiyetler eklemek lazım. Yani seriye bir seriye kalmak. Yakalamak lazım. İçeride iki tane iyi, önemli maç var. Kayseri ve Kasımpaşa maçlarını Bursaspor kazanırsa 12 puanla bence 5 haftalık maratonda hedefi tutturmuş olacak. Evet. İlk 5 haftada 12 puan söylüyorduk hep. Çok önemli. Çok iyi bir puan da bence. Yani her şey Bursaspor'un elinde. Tabii ki Kadıköy'deki gibi bir Bursaspor olmayacaktır. Daha çok saldıran, oyunu kontrol altında tutup, elinde bulundurup rakibe fazla pozisyon vermeden golü düşünen bir Bursaspor olacak. Çünkü saldırmanızı bekleyen de bir rakip var Erdal abi. Kesinlikle. Çünkü Veliton gibi, Nakoma gibi çok hızlı adamları var. Çok iyi adamlar var. Yani Kayseri'yi yaban atacak bir takım değiliz. Çünkü son iki maçına bakıyoruz. Fenerbahçe Kadıköy'de 3-3. Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Kendi sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Yani galibiyeti yok. Evet, ilk hafta kendi sahasında Akhisar'a yenilen bir takım ama sonuçta iki şampiyondan birer puan almış ve gelmiş üçüncü şampiyonla Bursa'da konu oluyor. Yani Timsarhane'ye çıkıyor. Çok önemli bir maç rakip için de ama biz kendi açımızdan baktığımızda Bursaspor'un artık hani o eşik atlama maçları diyoruz ya, işte bence onlardan bir tanesi bu. Kulübeden tamam, Bilal belki ilerleyen dakikalarda çok sıkışırsanız oynatabilirsiniz. Evet. Ama yani kulübeden de bir Nesit alabilirsiniz herhalde, yedik. Evet. İşte sakat oyuncuların fazlalığı Bursaspor'un biraz elini de zayıflatıyor ne yazık ki. Erdal abi, benim bugün beklediğim skor ne olur ne olmaz orasını bilemeyiz tabii ki de. Bir mücadele, hırs anlamında ben yine iyi şeyler göreceğimizi tahmin ediyorum mesela. Ya, çünkü Fenerbahçe maçının ben gerek teknik heyete gerekse futbolculara olumlu yansıyacağı bugün bence belli olacaktır. Yani, kesinlikle. Yani, kaybedersiniz, kazanırsınız, bunlar ayrı ama ben o mücadelenin ya, bugün devamının geleceğini... Az önce söyledin, Hamza Hoca hiç Kayseri'ye karşı kazanamamış. Her şeyin bir ilki vardır. Var, bunu biz çok yaşadık. Kadıköy'de 32 yıl kazanamıyorduk. Gittik dönemin Raşlıca'yla gittik, kazandık. Evet. Yani ardından bir daha gittik, bir daha yendik. Yani üst üste yendik. Yani sürekli artık alışkanlık haline geldi. Biz aslında Kayseri Spor'u biz yeniyoruz. Evet. Bu nedir? Hamza Hoca ile belki ilk kez yenilmiş olacak Bursa Spor. Yoksa sezon açılış maçlarında bile Bursa Spor Kadir Has'taki maçlarda sıkıntı ama iç sahadaki maçlarda genelde Kayseri yenen Bursa Spor'u izledik bugüne kadar. Bugünkü maçı da gerçekten taraftarın ilgisi yok denecek kadar az. Evet. Az önce stat'tan geliyorum. İşte bayramın ertesi olması, işte hala herkesin tatil modunda olması etkilediği bir gerçek. İnşallah futbolcular aynı tatil moduna girmemiştir diye devam düşünüyorum. Çünkü ama Fenerbahçe galibiyetinin bir anlam ifade etmesi için işte bugünkü maçı kazanmak lazım. Başka şeye gerek yok. Teşekkür ederim Erdal abi. Evet, karşılaşma ile ilgili bir not daha vermek gerekirse Bursaspor'a 2013-2014 sezonunda Ordu Spor'dan gelen Şamil bugünkü karşılaşmayla birlikte 100. kez Bursaspor forması giymiş olacak ve Dalia diyen isimler arasına geçecek. Şimdi Orhan Güney ile birlikte bu 90 dakikayı değerlendireceğiz. Orhan, beklediğimiz 11. Ben aynı hırs ve mücadeleyi bekliyorum. Erdal abiyle de konuştuk. Neler olur sence? Kadroyu bozmamış. Doğru olanı yapmış Hamza Hoca. Şimdi biz geçen hafta Fenerbahçe'yi yendikten sonra ne dedik? Tabii herkesin kendine göre bir öz eleştirisi yapması gerekiyor. İşte teknik heyet, futbolcular o Başakşehir maçındaki kötü futboldan gerekli dersleri çıkarmışlar. Evet. Ekstra motivasyonla Fenerbahçe maçında oynadılar. Ne dedik? Her biri iki kişilik oynadı. İki kişilik efor sarf etti. Bunun da hakkını 3 puanla aldılar. Hakikaten bu maç berabere bitseydi veya yenilseydi Bursaspor adına çok yazık olacaktı. Nitekim 3 puanı aldılar. 3 haftada 6 puanla 4. sıraya oturdular. Şimdi içeriği görmedim ama yine taraftarlar geliyor. Az önce Erkan bazı rakamlar verdi galiba. İşte 9000 kombine var. İşte 1200-1300 tane bile satılmış. 5000 civarında satılmış. Satılmış mı? Yani 15.000 civarında. Yani ortalama evet. iyi diye düşünüyorum. Ben tamam, belki yine tatil günü olmuş olabilir bayram izni nedeniyle. Ama yani normal 15-20 bin arası normal rakibe göre. Şimdi Kayseri Spor'a baktığımızda o da 2 puanı var. Ama oynadığı futbola bakıyorsun ters orantılı. Çünkü onların da çok iyi bir kadrosu var. Özellikle ileride Nakulma, Wellington ikilisi muhteşem oturdu. Hem maçlarını da izliyoruz. Maçlarında da çok
üstün bir performans, yani olağanüstü performans gösteriyor Kayseri Spor. Ben bugün zevkli bir maç bekliyorum. Dikkatli geçen, olmak gerekiyor. Muhakkak. Yani, muhakkak dikkatli çünkü olmak. Çünkü umut da kaçan bir futbolcu yani ne kadar. Evet. Olsa. Ama bugün işte biz ne dedik geçen hafta Fenerbahçe maçında her ne kadar ben Başakşehir maçındaki tepkilerin haksız olduğunu düşünsem de bu takım bu teknik el üstünü ispat etmiştir diye düşündüm. Hakikaten etmiştir. Bugün en azından taraftarların destek vereceğini düşünüyorum. Herhalde bir protesto olmaz. Evet. Bu takım belki bugün de yenilebilir. Evet. Yarın da yenilebilir. Ama kazanacağı, kaybedeceği maçlar muhakkak olacak. Önemli olan destek vermek. Umarım bugün taraftarlar bu takıma güzel bir destek verirler. İyi bir sonuç olur. En azından Fenerbahçe maçında perçinlemiş olurlar alacakları 3 puanla. Haftaya da Kasımpaşa geliyor. Haftaya da Kasımpaşa'yı onlar da Kemal Özdeş'le mi? Kemal Özdeş'le almış. Onlar da sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar Kasımpaşa. Üst üste evinde oynayan 2 maçta 6 puan Fenerbahçe'yle 9 puan bir de ilk haftadan 12 puan çok farklı noktalara getirebilir Bursa Sporu. Onun için dikkatli olacaksın ama ne diyoruz bu takım sıkıntılı bir süreçte kuruldu. Yavaş yavaş oturacaktır. Futbolculara destek olmak gerekiyor. Takıma destek olmak gerekiyor. Ben hala Hamza Hoca'nın yanında ve arkasında durmaya devam ediyorum. Ben inanıyorum çünkü kendisine. Eğer sabredilirse o ilk 5 diyor ya yani ben onu programlar esnasında da söylüyorum ama özel görüşmelerimizde de biz bu takım ilk 5'e girecek diyor. Buna inanıyorum. Yani ben Bursa Spor'un eğer sabredilirse ilk 5'in içinde sezon sonunda yer alacaktır. Teşekkür ederim Orhan. Evet Veysel, maçın başlamasına artık 35 dakikalık bir zaman var. Bursa Spor'un 11'ini tekrar vermek istiyorum ben. Kalede Harun Tekin'le başlıyor Yeşil Beyazlılar. Savunmanın sağında Ertuğrul Ersoy, stoperlerde Thomas Sivok ve İsmail Konuk. Solda Aziz Eraltay, ön liberalarda Şamin Cinas ve Ricardo Fati. Hemen önlerinde Pablo Martin Bataja, kanatlarda Josue John ve Delvalde. İleride ise genç Kubilay'la mücadele edecek diyelim Yeşil Beyazlılar Veysel ve sözü sana bırakalım. Sevgili izleyenler, bültenimize Türkiye'nin yüreğini yakan haberle devam ediyoruz. Teröristler Tendürek Dağı'ndaki korucu mevzilerine roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada 7 korucuyla 2 asker ve 1 emekli köy korucusu şehit oldu. Saldırıda 3 asker ve 2 vatandaş da yaralandı. Teröre mücadele eden bayramın son günü acı haber geldi. Teröristler akşam saatlerinde Ağrı'nın Doğu Beyazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında kalan Tendürek Dağı eteklerindeki Gökçebulak Köyü civarında yer alan korucu noktalarına saldırı düzenledi. Korucuların ve askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye 1. Mekanize Tugay Komutanlığı'ndan havalanan Kobra helikopterlerle özel harekat timleri sevk edildi. Hava destekli operasyonun başlatıldığı bölgede Çetenli Köyü Karakolu'ndan da teröristlerin bulunduğu noktalar top atışıyla yoğun ateş altına alındı. Uzun süre devam eden çatışmada 7 korucuyla 2 asker şehit oldu, 3 asker ve 2 vatandaş yaralandı. Yaralılar Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken bir şehit haberi daha geldi. Bölgeye yardım amacıyla giden emekli bir köy korucusu da aracına düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. 2 Eylül'de de Tendürek Dağı'ndaki operasyonda 9 askerle 3 korucu şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı. Çatışmalarda 13 terörist öldürülmüştü. Tendürek'te şehit olan askerlerden uzman çavuş Adem Akatay'ın ateşi Tokat'a, Er Ahmet Tezcan'ın ateşi ise Manisa'ya düştü. Şehitlerin cenazeleri de detaylı otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şehit askerler için Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla tören düzenlendi. Törenin ardından şehit askerlerin naaşları memleketlerine uğurlandı. Tendürek'teki çatışmada şehit düşen iki askerden 40 yaşındaki uzman çavuş Adem Akatay, evli ve bir çocuk babasıydı. Akatay'ın ateşi Tokat'ın Miksar ilçesindeki baba evine düştü. Şehit eşi Zehra ve 17 yaşındaki oğlu Berat Aktan Akatay, acı haberi bayram ziyareti için geldikleri Miksar'da aldı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatılırken, sağlık ekipleri ev önünde hazır bekletildi.
Şehidin babası Kadir Akatay taziyeleri kabul etti. Babası Kadir amcamız, Kadir Akatay amcamız çok daha metanetli ama anneleri tabii anne yüreği biraz daha farklı. 20 yaşındaki şehit Rahmi Tezcan'ın acı haberi ise Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan babası Himmet'le annesi Arife Tezcan'a ilçe kaymakamı Kaan Peker tarafından verildi. 5 ay 3 gün oldu. Tezkeresini almaya mı? Evet. Önümüzde kayıtsın dedi. Ben de izine geleceğim dedi. Ama gelemedi. Dört gözle oğlunun izne gelmesini bekleyen baba Himmet Tezcan acı haberle yıkıldı. En son ne zaman konuştunuz? Dün akşam saat 7 sırasında. Ben seni ararım baba, komutanla görüşme yapıyorum dedi. Ondan sonra görüşemedik, sabah haber geldi. Tendürek'te şehit olan 7 korucuyla bir emekli korucunun aileleri de acı haberlerle yıkıldı. 10 şehidin naaşı Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından detaylı otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hastane bahçesinde toplanan şehit yakınlarından bazıları ise sinir krizi geçirdi. Şehit askerleri için Erzurum'da tören düzenlendi. Askeri havaalanında düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Ana uçağıyla Erzurum'a gelen Başbakan Binali Yıldırım'ı karşılayanlar arasında İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala da vardı. Törenin ardından uzman çavuş Adem Akatay'ın naaşı Tokat'a, Erahmet Tezcan'ın naaşı ise Manisa'ya uğurlandı. Otopsilerinin devam ettiği belirtilen şehit korucuların naaşlarının Doğu Beyazıt'a gönderileceği öğrenildi. Akermin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin AK Partili siyasetçi Ahmet Budağ'a saldırı düzenleyen grup olduğu belirtildi. Şemdinli'ye bağlı 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budağ'ı öldüren teröristlerin kaçtığı bölgeler topçu birliklerince ateş altına alındı. Operasyonda Göltepe'de 2, Siyahtepe'de 3 olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budağ'ı öldüren terör örgütü mensuplarının da bulunduğu bildirildi. Operasyon sırasında kayalıklar arasından askerleri ateş eden bir teröristin fotoğrafı da paylaşıldı. Şırnak'ın Beytüşşabap ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda da teröristlere ait mühimmat ele geçirildi. Mardin'in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki karayolunu kesen teröristler durdurmaya çalıştıkları sivil aracı taradı. Olayda bir kişi yaralandı. Tokat'tan HDP'ye kötü haber geldi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 gün önce gözaltına alınan HDP eş genel başkan yardımcısı Alp Altınörs tutuklandı. Tokat'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP eş genel başkan yardımcısı Alp Altınörs tutuklandı. Benim şahsımda partinin HDP evlerindeki kontrolü boşa çıkartacağız. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör operasyonu kapsamında 3 gün önce Ankara'da gözaltına alınan HDP eş genel başkan yardımcısı Alp Altınörs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Altınörs, terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne eleman temin etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında aralarında HDP Tokat İl Eş Başkanı Kadir Akkaya ve HDP Merkez İlçe Başkanı Erdal Bektaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli de tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Almanya ve İngiltere, Türkiye'deki büyükelçilikleriyle İstanbul Başkonsolosluklarını güvenlik tehdidi gerekçesiyle kapattı. Alınan istihbaratla ilgili Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Almanya ve İngiltere'nin başkentteki diplomatik temsilcilikleri güvenlik gerekçesiyle bugün de kapanırken, İngiltere'nin Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nun ise hizmet vermeyi sürdürdüğü kaydedildi. Alman konsolosluğu binasında güvenlik tedbiri normal seyrinde gözükürken İngiltere konsolosluğu önünde zırhlı araçların hazır tutulması dikkat çekti. IŞİD'in Türkiye'deki Almanya ve İngiltere büyükelçilikleriyle İstanbul'daki konsolosluk binalarına yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Ankara'da 3, İstanbul'da 1 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, gözaltındaki 4 kişinin terör gruplarıyla bağlarına dair bulguya rastlanmadığını açıkladı. Açıklamada spesifik bir tehdit olmadığının ortaya çıkmasına karşın, iki ülke büyükelçiliklerinin güvenlik durumları öne sürülerek tedbiren kapalı tutuldukları kaydedildi. İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen bir başka operasyonda ise, eylem hazırlığındaki militanlara patlayıcı madde ve mühimmat temin ettiği öne sürülen tamamı yabancı uyruklu 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun örgütte sorumlu düzeyde olduğu, 15'inin ise çatışma bölgelerine gidebilmek için ülkelerinden Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Fırat Kalkan Harekatı'nın 24. gününde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Bir grup Amerikan askeri de Elbap operasyonu için Suriye'nin Çobanbey kasabasına gitti. Özgür Suriye ordusu savaşçılarının tepki göstermesi üzerine tansiyon yükselince Amerikan askerleri Çobanbey'den ayrıldı. Fırat Kalkan Harekatı'nın 24. gününde sınır hattında yoğun askeri hareketlilik vardı. Cerablus'la Aziz arasındaki 98 kilometrelik koridoru tamamen IŞİD'den temizleyen Özgür Suriye ordusu güçleri, sınırın 30 kilometre güneyindeki Bab bölgesine doğru ilerleyişini sürdürdü. Özgür Suriye ordusu ile IŞİD arasında hem Rayı hem de Savran bölgesinde çatışmalar yaşandığı belirtildi. Kilisin Elbeyli ilçesinde konuşlu zırhlı birlikler de Baragat bölgesini ateş altına alarak Özgür Suriye ordusu güçlerine destek verdi. Türkiye Fırat Kalkan Operasyonu kapsamında Suriye'nin Elbap kentini IŞİD'den geri almak için hazırlık yaparken Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerler de harekata destek olmak amacıyla Çobanbey kasabasına geldi. Amerikan askerleri Kobani'den helikopterle Çobanbey'e ulaşırken Amerikan ordusuna ait zırhlı araçların sabah erken saatlerde Öncü Pınar sınır kapısından geçerek Çobanbey kasabasına getirildiği öğrenildi. Ancak Özgür Suriye ordusu çatısı altında yer alan Nurettin Ezzengi, Ceyşül Tahrir, Hamza Tugay'ı, Şam cephesi ve Sultan Murat Tümeni militanları Amerikan askerlerine tepki gösterdi. Tekbir getiren militanlar Amerikalı askerlerin üzerine yürüyünce tansiyon yükseldi. Kasabadan çıkmak zorunda kalan Amerikan askerleri Türk tanklarının korumasında Elbeyli'den Türkiye'ye geçti. Geçtiğimiz ay IŞİD'in elinden alınan Çobanbey kasabası Elbap kentinin kuzeyinde yer alıyor. Amerikan askerlerinin operasyon kapsamında ikinci cephede olacağı ve daha çok danışmanlık hizmeti verecekleri belirtiliyor. Fırat Kalkan operasyonu sürerken Suriye sınırı ilginç bir olaya sahne oldu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PYD denetimindeki Tel Abyad'da bazı evlerin çatısıyla sokaklara Amerikan bayrakları asıldı. Washington konudan haberdar olmadığını, PYD güçlerinin uyarılacağını açıkladı. Fırat Kalkan Operasyonu sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya gelen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD bu kez farklı bir uygulamayla gündemdi. Öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın Mumbatih semtinde üzerinde kum torbalarıyla mezi oluşturulan tek katlı binanın çatısındaki PYD bayrağı indirilerek yerine Amerikan bayrağı asıldı. Tek katlı evin bulunduğu sokaktaki bir direğe de yine PYD üyelerinin Amerikan bayrağı astığı görüldü. Saatler ilerledikçe bayrak asılan bina sayısı artarken sınır bölgesinin üzerinde de insansız hava araçlarının uçtuğu görüldü. Aynı dakikalarda Türk savaş uçakları sınır hattında koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarıyla Tel Abyad'ın üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdi. Akçakale'den bakıldığında net şekilde görülen Amerikan bayraklarının hangi amaçla asıldığı Pentagon sözcüsü Peter Cook'a günlük basın toplantısında soruldu.
İlgili haberleri görmediğini belirten Cook, ancak daha önce de ortaklarımıza kendi kendilerine Amerikan bayrağı asmamaları çağrısı yapacağımızı söylemiştik diye konuştu. Cook, son olayı bilmiyorum ama böyle bir şey varsa bunu konuşacağız ifadesini kullandı. PYD güçleri Fırat Nehri'nin batısındaki Minbiç kasabasını IŞİD'den aldıktan sonra bazı binalara Amerikan bayrakları asmış, bölgedeki yerel kaynaklar Kürt güçlerin Amerikan bayrağını kalkan olarak kullandığını belirtmişti. Suriye'de ateşkes 4. günü geride bırakırken başkent Şam yakınlarından çatışma haberi geldi. Suriye ordusunun Halep'e giden Kastelyo yolundan çekilmesi üzerine de günlerdir sınırda bekleyen yardım konvoyları yola çıktı. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın girişimiyle pazartesi günü ilan edilen ateşkes sürerken Şam'dan çatışma haberi geldi. Görgü tanıkları başkente girmeye çalışan El-Nusra cephesi militanlarının Cobar kasabasında ordu birlikleriyle çatıştığını kaydetti. Bölgedeki gazeteciler de Cobar'dan çok sayıda roket ve hava mermisinin patlama sesinin geldiğini aktardı. Suriye ordusu kuşatma altındaki Doğu Halep'e giden Kastelyo yolundan çekildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kastelyo yolunu tutan Suriye ordusunun geri çekildiğini, yerine Rus askerlerinin geldiğini aktardı. Kastelyo yolunun güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte günlerdir sınırın Türkiye tarafında bekleyen yardım konvoyu da yola çıktı. 40 bin Halepli'ye yardım taşıyan tırların kente ulaşması bekleniyor. Muhalifler ve Şam yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yardım konvoyunun güvenliğinden endişe ediliyordu. Bayramı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı kendisine darbe girişimine haber veren eniştesi Ziya İlgen'in annesi Zümriye İlgen'in Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen cenaze törenine de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın son gününde İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların ailelerini ziyaret etti. Benim oğlumun adı da Burak. Evet. Burası da Burak. Babam çok seviyor, o yüzden biz hep darbe içeriz. Sizi çok seviyorum. Ya baba, yıllar önce Burak'ı nasıl buldun da koydun hemen? Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte ilk olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde vurularak şehit olan özel güvenlik görevlisi Mustafa Kaymakçı'nın Üsküdar'da oturan ailesini ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileyen Erdoğan, Üsküdar'dan Çamlıca'ya geçerek yine Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan Salih Alışkan'ın ailesini ziyaret etti. Erdoğan, Çengelköy'de darbecileri engellemeye çalışırken şehit olan Gökhan Esen'le aynı yerde şehit olan üniversite öğrencisi Burak Can Türk'ün ailesini de ziyaret ederek taziyelerini sundu. Tamamdır Sayın Başkan. Erdoğan, darbe girişimi sırasında Çengelköy Karakolu önünde şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Canbaz'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretler sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanlığı korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, kendisine darbe girişimine haber vermesiyle kamuoyunun gündemine gelen eniştesi Ziya İlgen'in annesi Zümriye İlgen'in vefatı nedeniyle Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen cenaze törenine de katıldı. Aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileyen Erdoğan, Erdek Hacı Ömer Camii'nde kılınan cenaze namazına yürüyerek gitti. Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı. Topraktan geldi, tekrar toprağa dönüyor. Annem vefat ettikten sonra Zübriye teyzeme annem derdim. Çünkü onda da aynen o haleti ruhiyi görürdüm. Evet, helal olsun. Rabbim bu temennilerinizi dua makamında kabul etsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşi Vesile İlgen'le evli olan Ziya İlgen'in annesi Zümriye İlgen'in cenazesi, cuma namazının ardından Erdek Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
9 günlük bayram tatilinin son gününde de yollarda dönüş çilesi vardı. Evlerine dönmek isteyen tatilciler İstanbul girişiyle Çanakkale'deki feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşların geri dönüş yolculuğu devam ediyor. Tatilciler TEM Kurtköy ve Sultanbeyli mevkisiyle Çamlıca gişelerinde araç yoğunluğuna neden oldu. Zaman zaman araç kuyruğunun 30 kilometreye kadar uzadığı TEM Kocaeli geçişinde sabah saatlerinde yoğunluk azaldı. Gün içinde bazı sürücüler Sapanca gişelerinden çıkarak D100 karayolunu kullanmak isterken bu kez de Sapanca ilçe merkezindeki yoğunluğa takıldı. Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde tatilini geçiren vatandaşların büyük çoğunluğu dönüş yoluna çıkınca, Körfez'deki ilçeleri Çanakkale, Bursa ve İzmir'e bağlayan D550 karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Çanakkale feribot iskelesinde de araç kuyruğu vardı. İzmir'den geliyorum. Nereye gidiyorsunuz? İstanbul'a. Feribot sırası var. Feribot sırası var, evet, çok kalabalık. Aslında dün daha kalabalıkmış bu. Saat olduğu için bayram dönüşü trafiğine takıldım. Arabacıların arasında sıkıştım kaldım. Tatilcilerin dönüş telaşı TEM Düzce kesiminin kaynaştığı Gölyaka ve Gümüşova rampaları mevkinde yoğunluğa neden oldu. Bazı sürücüler yol kenarındaki benzin istasyonlarında yoğunluğun azalmasını bekledi. Trafikte yaşanan hareketliliğin pazar akşamına kadar sürmesi bekleniyor. Her bayram tatilinde olduğu gibi bu bayramda da yollar kan gölüne döndü. Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Trafik kazaları can almaya devam ediyor. Çankırı'da Alpsarı Göreti yakınlarında bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak piknik yapan Fatma Demiröz ve oğlu Emrah Demiröz'e çarptı. 112 acil servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğul tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Düğünden dönenlerin içinde olduğu minibüs Mersin'in Erdemli ilçesi Toros Köyü mevkinde devrildi. Kazada minibüsteki Melek Keskin ve Ahmet Ali Uçkun hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Samsun'un Havza ilçesinde de otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Hamide Kılıçalp ambulans helikopterle, diğer yaralılarsa ambulansa Samsun'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Bayram Taş İdaresi'ndeki kamyonet, Kanlıca köyünde dere yatağına devrildi. Kamyonet sürücüsünün oğlu Hakan Taş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Taş ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılabildi. İstanbul yönüne giden Metin Demirok idaresindeki soğan yüklü kamyonun lastikleri Yeşil Yayla mevkinde alev aldı. Araçtan duman çıktığını gören Demirok, kamyonu emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmek istedi. Alevlerin kısa sürede büyüyerek kamyonun tamamını sardığı yangın, olay yerine gelen Düzce itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bir alışveriş merkezinin otoparkına girdikten sonra duvarı yıkıp şarampole düştü. Kazada İranlı tır sürücüsü öldü. Maganda kurşunu bu kez Kahramanmaraş'ta can aldı. 15 yaşındaki genç katıldığı sokak düğününde ateşlenen silahtan çıkan bir kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta maganda kurşunu can aldı. Elbistan ilçesinde bir sokak düğününde havaya rastgele ateş açılması sonucu vücuduna kurşun isabet eden 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Bahçelievler Mahallesi Turan Sokak'taki düğünde havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada av tüfeğinden çıkan saçmalar 15 yaşındaki Murat Yalçın'ın omzuna isabet etti. Ağır yaralanan Yalçın, akrabalarının yardımıyla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen Yalçın hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Yalçın'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Tüfeğin kim tarafından ateşlendiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden İstiklal Caddesi'nde dün gece silah sesleri yükseldi. İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yüzlerce kişinin gözleri önünde ateş açan saldırgan polis tarafından yakalandı. İstanbul'un güvenlik açısından en hassas bölgesi durumundaki İstiklal Caddesi silahlı çatışmaya sahne oldu. Yüzlerce polisin güvenlik önlemi aldığı caddede saat 04.30 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silahını çeken bir kişi diğer grupta bulunanların üzerine kurşun yağdırdı. Silah seslerinin duyulmasıyla bölgeye yönelen polis ekipleri elinde tabanca bulunan saldırganı yakaladı. Kavga sırasında yaralanan 3 kişiye ise ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine şerit çekerek inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Karaman'da sağanak yağış sele neden oldu. Merkeze bağlı Güldere köy yolu kapandı. O sırada köy yakınındaki Saklı Cennet'te piknik yapan yaklaşık 150 kişi zor anlar yaşadı. Sigortası aşağı indi var ama. Karaman'da sağanak yağmur merkeze bağlı Güldere köyünde sele neden oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Allah'ım Allah'ım. Yamaçlardan kopan kaya ve toprak yolu kapatınca Saklı Cennet piknik alanına giden 28 araç ve yaklaşık 150 kişi geri dönemedi. Vatandaşların bir kısmı 3 kilometrelik yolu yürüyerek köye ulaştı. Yaşlı ve çocuklar Karaman AFAD ekiplerince kurtarılarak arazi araçlarıyla köye getirildi. Vatandaşlar daha sonra Karaman Belediyesi'ne ait 2 otobüsle evlerine taşındı. Köye misafir olarak gelen vatandaşlar, Karaman'a gitmek isterse aşağıki caminin yanına belediye arabası geldi. Kapanan yol, İl Özel İdaresi'ne ait iş makinalarının 3 saatlik çalışması sonucu temizlendi. Selden 5 araç zarar görürken dereye sürüklenen bir otomobil ekiplerce dereden çıkarıldı. Sel sonucu bazı kısımları kapanan Yeşildere, Taşkale köy yolları İl Özel İdaresi'ne ait iş makinalarıyla temizlenerek yeniden açıldı. FETÖ soruşturmalarında Bursa'dan bir intihar haberi geldi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit cezaevinde intihar etti. Bursa H tipi cezaevinde tutulan 47 yaşındaki Seyfettin Yiğit, koğuş tuvaletinde kendisini iple asarak intihar etti. Eski Cumhuriyet Savcısının cesedini sabaha karşı arkadaşları buldu. Yiğit'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yiğit, 16 Temmuz'da haklarında gözaltı kararı çıkartılan 2745 adli, idari hakim ve savcı arasında bulunuyordu. Çıkarıldığı mahkemece FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanan Yiğit, HSK kararıyla meslekten ihraç edilmişti. Bursa polisi bayramın son akşamı huzur operasyonuna çıktı. Çok sayıda iş yeri ve otomobilde yapılan denetimlerde ruhsatsız iki silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken bazı suçlardan aranan iki kişi de yakalandı. Bursa Emniyeti kent genelinde huzur operasyonu düzenledi. İl genelindeki restoran ve eğlence mekanları gibi umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlere Asayiş Narkotik ve Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli 500 polis katıldı. 6 gazino ve 28 aracın kontrol edildiği huzur operasyonu kapsamında 275 kişi genel bilgi taramasından geçirildi.
Gece kulüplerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 5 tabanca mermisi, bir adet kuru sıkı tabanca, 3 kuru sıkı tabanca mermisi, 50 gram esrar ve yaklaşık 7 gram metamfetamin ele geçirildi. Uygulamada bazı suçlardan aranan 2 kişi de yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Bursa'da eğitim öğretim bir dizi sıkıntıyla başlayacak. Açıklama Türk Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu'ndan geldi. Türkoğlu'na göre yeni eğitim dönemi hem yapısal hem de fiziksel açıdan bir dizi sıkıntıyla birlikte başlayacak. 58 yayın evinin kitaplarının iptali ve onların yerine yeni kitap yazılması söz konusu. Yani anlayacağınız gerçek manada eğitim öğretimin başlaması 30 Ekim'i bulur. Okullar 19 Eylül Pazartesi günü açılacak ancak Türk Eğitim Sen Bursa Şubesi'ne göre Bursa'da eğitim öğretim bir dizi sıkıntıyla başlayacak. Kayıtlar tamamlanmamış, görevlendirmeler bitmemiş ve okullarımız tam olarak eğitim öğretime henüz hazır hale getirilmemiştir. Halen en az 7000 derslik ihtiyacı var. Türk Eğitim Sen Bursa İkinoğlu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, devlet okulları arasında bölgesel farklılıklar olduğunu öne sürdü. Okullara kokudan girilmiyor, güvenlikçi yok kapısında, yeteri kadar hizmetli yok ama bir diğer tarafta ise okulun bütün ihtiyaçları tamamlanmış, sınıflar 30 kişi. Böyle bir ortamda diyorsunuz ki, ikametgaha göre kayıt uygulaması yapacağım. Ya sahte ikametgah bulacaksın, ya hamili kart yakınımdır, kartın olacak elinde. Türkoğlu yeterli sayıda Anadolu Lisesi olmaması nedeniyle binlerce öğrencinin meslek ve imam hatip liselerine mecbur bırakıldığı görüşünde. Bursa'da 41 bin çocuğumuz TEOK'a girdi. Anadolu liseleri için ayrılan kontenjan 11 bin. Parası olanlar özel liselere, yoksa en az bunun yarısı yani 15 bine yakın çocuğumuz gönülsüz olarak ya imam hatip liselerine ya da meslek liselerine gitmek zorunda bırakıldı. Türkoğlu'nun gündeminde meslekten ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenler de vardı. Suç işleyenler kamu kurumlarından temizlenmelidir. Ancak ifade ve savunma dahi alınmadan gerçekleşen bu işlem kurunun yanında yaşı da yakmıştır. Kurban Bayramı geride kalırken Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi bir kez daha vatandaşların kurban derilerini bağışladı. Kurumların başında geldi. Toplanan deri sayısı geçen yılın üzerine çıksa da 2 liraya kadar düşen koyun derisi fiyatı beklentilerin karşılanamamasına neden oldu. Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların kurban derilerini bağışladığı kurumların başında geldi. Her yıl olduğu gibi Bursalılar gene kuruma sahip çıktılar. İlçelerdeki sayılar tam olarak netleşmezken kurumun sadece Bursa Şubesi binlerce ton deri topladı. Koyun derisi adeti olarak 11 bin, sığır derisi olarak 12,5 ton, keçi derisi olarak da 1000 adet. Geçen seneki miktarları şu durumda geçtik. Türk Hava Kurumu Bursa Şube Başkanı Nizamettin Gökgürler, deri sayısı fazla olsa da özellikle küçükbaş derilerde yaşanan fiyat düşüklüğünün altını çizdi. Sayılar yüksek fakat parasal değer düşük. Bu sene derinin para yapmaması bizim için bir dezavantajdı. Bir kurban koyun derisinin adedini biz 2 liradan sattık. Geçen sene 4 küsürdü. Gökgürler, Kur'an kursu ve camilerin topladığı binlerce ton koyun derisinin satılamadığı için çöpe gittiğini de vurguladı. Kur'an kursları ve camiler koyun derilerini satamadılar. Üçüncü günden itibaren bizi aramaya başladılar. Gidiyoruz, deri çürümüş. Sıcakta tuzlanmadığı için derilerin tamamı çöpe atıldı. Diyebilirler şimdi biz işte kurumu, hava kurumunu çağırdık, derileri vermek istedik ama almadılar. Ama almamamızın sebebi derilerin çürümesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde elindeki satırla polislere saldıran bir kişi vurularak yakalandı. Olay nedeniyle terör alarmı verilirken saldırganın öfkeli bir sürücü olduğu ortaya çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde park cezasına öfkelenen sürücü terör alarmı verilmesine neden oldu. Olay kentin en yoğun olan Manhattan bölgesinde meydana geldi. Elinde satır bulunan bir kişi saldırdığı polis memurunu yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi. New York polisi hastanede tedavi altına alınan 32 yaşındaki Akram Cüdeh isimli zanlının ödenmemiş park cezaları nedeniyle aracına lastik kilidi takılmasına sinirlendiğini açıkladı. Kilidi kırmaya çalışan saldırganın kendisine müdahale eden sivil polis memurunu yaraladıktan sonra vurulduğu kaydedildi. 3 polis memurunun zanlıya toplam 18 el ateş etmesi ise tartışmaya neden oldu. Amerikan medyası en yoğun saatte kalabalık Manhattan sokaklarında 18 el ateş edilmesinin doğru olmadığı eleştirisinde bulundu. Fransa'da yüz binlerce çalışan yine sokaklardaydı. Hükümetin iş yasasında yapmak istediği değişiklikleri protesto gösterilerinde polis ve eylemciler arasında çatışma çıktı. Fransa'da hükümetin çalışma hayatında yapmak istediği düzenlemeler sokakları karıştırdı. Sendikaların çağrısı üzerine yüz binlerce çalışan ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi. Başkent Paris'le Nantes, Toulouse, Rennes ve Montpellier kentlerindeki gösterilerde olaylar çıktı. Maskeli gençler polise molotof kokteylleri, şişeler ve bira kutuları attı. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazikli suyla müdahale etti. Polisin göstericilere ve gazetecilere sert muamelede bulunduğu birçok eylemcinin yüzünden, kolundan ve bacağından yaralandığı gözlemlendi. Değişiklikle çalışanların işe alınması ve kovulması kolaylaştırılırken, işverenlerin çalışma saatlerini doğrudan işçilerle müzakere etmesine izin veriyor. Hükümet değişikliklerin %10'lara varan işsizlik oranlarını düşürmesini umuyor. Ancak sendikalar değişikliklerin özellikle küçük işletmelerdeki işçi haklarına zarar vereceğini söylüyor. Çin'in doğusundaki Kiantang Nehri her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın en büyük gelgit dalgalarına ev sahipliği yaptı. İlginç doğa olayını izlemek için binlerce kişi nehre akın etti. Çin'de binlerce kişi dünyanın en ilginç doğa olayını izlemek için Kiantang Nehri'ne akın etti. Ayın dünyaya yakınlaşmasıyla birlikte Çin'in doğusundaki Kiantang Nehri'nde her yıl olduğu gibi dev gelgit dalgaları oluştu. 459 kilometre uzunluğundaki nehirde oluşan dalgalar heyecanlı dakikalar yaşattı. Daha önce meydana gelen ölümler nedeniyle polis kimseyi nehir kenarına yaklaştırmadı. Yaklaşık yarım saat süren doğa olayında yüksekliği 30 metreyi bulan dalgalar adeta kıyıya dövdü. Olay ana haber burada sona eriyor. Birazdan spor haberlerini izleyebilirsiniz. Mutlu akşamlar.